Sen hisseleri Mehmet Kara'ya sattın öyle mi? Tebrikler. Çok güzel çözmüşsün meseleyi. Bravo. Fikret lütfen, lütfen. Ah be kızım. Keşke seninle bu kadar acele etmeseydin. Ablacığım mecburdum. Şirketin bu ay hiçbir maaş ödeyecek hali yoktu. Onu diyorum size. Zararını kapatıp borç ödeyebilmen için mülk sattım ben Züleyha. Fikret. Niye bana gerçeği söylemedin? Öz kaynaklarımızla hallederiz demedin mi bana? Fikretciğim ne diyecektim? Ya ben bu zamana kadar kimden ne parası istemişim Allah aşkına? Ben kimse miyim? Yabancı mıyım senin için? Sağ ol. Fikret, laflarımı saptırma lütfen. Açık olsaydın o zaman, gelip sen alsaydın hisseleri madem Betül Hanım yetiştirmiş derdi olduğumuzu. Betül mü? Açık olmak mı? Sürpriz yapmak istedim sana. Ben senin hisselerini ne yapayım? O kadar parayı karşılıksız mı verecektin? E Mehmet verince mesele oluyor, sen verince mi mesele olmayacak? Niye? Demir'in şirketi diye mi? Aileyiz diye. Teyzem de Kerem Ali'yi almaya geldiğimde konağa biz aileyiz Fikret demedin mi? Tamam Züleyha. Anladım ben seni. Uzatmayalım daha fazla. Anlamıyorsun Fikret. Ya ben anlamıyorum. Ben ne yaptığını gerçekten anlamıyorum senin. Ne ödüyor belirsiz bir adama resmen teslim oldum. Bu adam senin her şeyini alacak. Aptal mıyım ben? Sen bana aptal mı diyorsun peki? Sen bu işlerden anlamıyorsun Züleyha mı diyorsun bana? Hiçbir şey söylemiyorum. Nasıl istiyorsan öyle yap. Fikret ya ne istiyorsun sen bu adamdan? Çekilir misin? Mehmet'le derdin ne? Fikret adam bizim ortağımız ne yaptı sana? Tamam hiçbir şey yapmadı. Sana ortağınla hayırlı işler. Fikret! Hay Allah'ım ya Rabbim. Söyleseydi o zaman ablacığım. Abimin hisselerinin yabancı birilerine gitmesini istemiyorum deseydi. Sen bir şey anlamıyorsun Züleyha. Mesele abisinin hisseleri değil. O senin iyiliğini düşünüyor. Açık olacak o zaman ablacığım. Ben aptal mıyım? Ben bu işleri beceremiyor muyum? Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ayrıca hisseleri bana sat deseydi ben hayır mı diyecektim? Seve seve satardım hisseleri. Mesele hisse değil ki. Öyle bir şey aklından bile geçmez. Hisse meselesi değil, onu biliyorum. Mehmet meselesi. Hoşlanmıyor Mehmet'ten. Biliyorum ama neden? Neden ablacığım? Neyini gördük? Hiçbir şeyini görmedik tabii. O zaman... Demirhan komutan. Hiç kuşku yok. Evet savcım. Oh. Morga kaldırın. Adli tıp asölen inceleme başlatsın. Kanaatiniz nedir savcım? Yamanların şu hayali düşmanının gerçek olduğu kesinleşti komutan. Biri Demir Yaman'ı yok etmiş. Şimdi de Züleyha Hanım'la fena uğraşıyor. Hoş geldin Mehmet. Mehmet? Sen bir bende mi olduk şimdi? Zamanı gelmedi mi sence? Zamanına sen karar veriyorsun galiba. Bakıyorum sevdin sen o koltuğu. Aşağıdaki oda havasız biraz. Burada daha rahat çalışıyorum. hava dar bir oda yapalım o zaman sana. Ne dersin? Buyur sen böyle geç. Neden? E artık şirketin iki büyük hissedarından birisin. Hissedar olmamla ilgili bir sıkıntı mı var Betül? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Niye burada oturuyorsun? Buraya otursana. Senin koltuğunda gözüm yok. Olur mu canım? Koltuk işte. Otur, gel. Hayır. Bu sadece bir koltuk değil ki. Yönetimin en tepesini gösteren bir simge aslında. Efendim? Züleyha Hanım, savcı bey sizinle mutlaka görüşmek istiyormuş. Ne görüşecekmiş yine? Söylemedi efendim. Ama çok acil makamıma bekliyorum dedi. Usta, bak benim sakalım bıyığım kıymetlidir ha. Elin kaçmasın. Meslekte 54. senem. Bir kere bile elimden kaçmadı. 54. Ne yaptın, bebeğken mi başladın? Yok yok, 66 yaşındayım ben. Ne de olsa kafa kağıdımız eskidi. Yuh. Hiç göstermiyorsun ha. Öyle. Selamünaleyküm Tahir Usta. Aleykümselam Fikret Bey. Buyurun, hoş geldiniz. Az bir işim kaldı. Ne olacaktı Fikret Bey? Vallahi saç sakal ne varsa kes işte. Ne? Olur mu öyle şey Fikret Bey? O güzelim saçlara kıyılır mı? Olur olur, kökümen de sorun yok. Hayırdır, canını sıkın, bir şey mi oldu? Yok, her zamanki şeyler işte, iş güç. Usta! Efendim? Duydunuz mu? Neyi duyacağım oğlum? Demir Yaman. Ne olmuş Demir'e? Ölüsünü bulmuşlar. Ne? Nerede bulmuşlar? O kadarını bilmiyorum usta ama savcıya haber gitmiş. Bütün adliye çalkalanıyor. Oğlum bak, nereden duydun oğlum? Ha? Yalan yanlış haberlerle geldiysen fena yaparım seni, bak ona göre ha. Olur mu usta? Morgda çalışan Metin yok mu? Ee? O söyledi. Jandarma can kurtarana getirmiş ölüsünü. Ne diyorsun ya? Koskoca Demir Yaman morgda mı yatıyor? Oğlum gerçek mi? Bak başımıza iş açma, bak ortalığı karıştırırsın ha. Doğru usta. Yapma ya. Allah'ım yarabbim. Usta ben gider. Ne diye Abdülkadir Bey? Ya bir şey yapmadık. İşim var. Yine bir buraya gelmekten çok sıkıldım gerçekten. Tamam dur bakalım, bu sefer başka bir meseledir. Hadi gel. İşi gücü bıraktı, benimle ilgileniyor. Züleyha Hanım. Evet Savcı Bey, bu sefer kim ne için ihbar etti beni? Züleyha Hanım buyurun. Savcı Bey lütfen burada söyleyin, inanın gitmem lazım, çok işim var, buyurun. Züleyha Hanım lütfen içeri buyurun. Savcı Bey meseleyi bize söylerseniz. Peki, madem oturmak istemiyorsunuz. Başınız sağ olsun. Ne için? Demir Bey'in cansız bedenini bulduk. Züleyha! Savcı Bey.
Şimdi tabii böyle acı bir hadiseyle karşılaşınca size haksızlık yaptığımı anladım Züleyha Hanım. Demir Bey firariyken baskını kendisi yaptırdığı konusunda çok ısrarcı oldum. Ama durum öyle değilmiş. Sizden özür diliyorum. Sizden de Fikret Bey. Bizi zamanında dinleseydiniz belki de abimi kurtaracaktık Sayın Savcım. Haklısınız. Ümit Hanım'a inanmakla hata ettik. Kendisi çok ısrar etti baskını Demir'in yaptırdığı konusunda. Yanlış kişiye inandınız. Haklı olmamız neye yarar ki şu saatten sonra? Görebilir miyim ben Demir'i? Görmeseniz daha iyi Züleyha Hanım. Hüviyeti konusunda hiçbir şüphemiz yok. O olduğundan eminiz. Görmek istiyorum. Görmesen daha iyi Züleyha. Göreyim Fikret. Hadi lütfen. Gel eve götüreyim seni. Hadi gel. Yeni kuyu açmak lazım diyorsun yani. Yani. Üç günlük iş. Üç günlük iş. Üç günlük iş. Tabii kardeşim. Orada bir ton iş var. Kuyuyu açacaksın. Tulumba lazım, boru lazım. Ana bir sürü para tutar. Yamanlar için para sorun mu? Şşş. Bir duyan buyan olacak şimdi. Bağırıp durma. Tamam. Beni iyi dinle. O kuyuyu sana açtır. Benim payım ne olacak? Pay mı? Pay. Ben size iyilik yapıyorum. Ta nereden su taşıyorsunuz buraya siz? Suyu ben mi taşıyorum? Sığır. Ağzımda su mu taşıyorum? Sırtımdan su mu taşıyorum? Birileri taşıyor. Ben senin burada işini görüyorum. Hanım ailen görüşeceğim. Kuyu açılacak diyeceğim buraya. Ben ikna edeceğim. Ama kardan payımı isterim. Yarısı benimdir. Yarısı mı? Yarısı. Yarısı. Hı hı. Şimdi Lütfiye teyze, bizim bu bahçeden çıkıyorsun. Birkaç adım sonra bizim bir kuyumuz var. İçinde bir su var. Şeker. Yani sana şunu diyeyim. Bir kuzuyu çevir, ye. 2-3 bardak iç. Miden böyle pırıl pırıl. Şeker gibi su. Ama şimdi kızlar üşeniyorlar oraya gitmeye. Musluk kolay ya. Açıyorlar musluğu, lop içiyorlar. Ama o su pis, kokuyor. Yani... Ben her sabah kızlara kuyudan su çekin, içme suyu getirin mi diyeyim konağa? Yok, deseniz de getirmezler. Bir getirirler, iki getirirler. Gafur anlamadım şimdi. Ben ne yapayım yani? Ne demek istediğini anlamadım. Kuyu açalım diyorum. Kuyu açalım. Kuyucu arkadaş var, biliyor saniye, gelir. Bir günde, iki günde değil, bir günde kuyuyu açar, artezyeni koyar. Tulumbayı koydu mu bitti gitti. Kuyu? Pırıl pırıl, tertemiz suyumuzu içeriz. Vallahi ne güzel düşündün ya. Değil mi saniye? Vallahi ne kadar güzel bir fikir ya. Kuyuyu açtırak artık böyle konakta çoluk çocuk ne varsa kardeş kardeş düşerler içine ya. Yok canım olur mu öyle şey saniye? Kapak diye bir şey var. Üstünü güzelce kapağını biz kapatırız. Olur biter. Ah ah olmaz Gafur olmaz. Çoluk çocuk var. Çocuk olan evde kuyu falan açılmaz oğlum. Hem sen bunları bana niye söylüyorsun? Sen bunu hanıma ana söyleyeceksin. Bu konağın sahibi o. O ne yapılır, ne yapılmaz o karar verir. Evde yok, bulamıyorum. O yüzden izah ediyorum. Bu şey mi Gafur? Kuyucu sana dedi kuyuyu açtır, onları ikna et, parasını kırışırız. Öyle bir şey mi bu? Hı? Ya saniye Allah aşkına. Lütfiye teyze ya öyle şey olur mu ya? O nasıl laf kız ya? Sen ben vallahi billahi ya ben kazanan yani biz olalım pırıl pırıl tertemiz şeker gibi su içelim diye yapıyorum ya. Çocuk iyilik yapıyor yani saniye sen de. Çok güzel su. Kuyunun suyu çok güzel. Hanımım! Niye böyle ayağı yanmış eşek gibi bağırıyor? Benim hanımım! Raşit ne bağırıyorsun? Raşit! Ne oldu? Ne oldu oğlum? Abla benim hanımım nerede? Elini ayağını bilsin. Ne oldu ulan? Ne oldu evladım? Ne oldu? Şşş konuş hele ne oldu? Oğlum söylesene. Ya milleti de şey yaptın. Biz bittik Lütfiye abla. Yazdık Halim Kaya. Gülüm ne oldu bir söyle. Ne oldu? Raşit bana bak. Raşit Gafur ocağımıza ateş düştü. Allah Allah. Raşit bir sakin ol önce.
Güzel güzel anlat. Ne oldu oğlum? Demir Bey'imi kıymışlar. Demir Bey'imi öldürmüşler. Nasıl kıymışlar? Ne? Ne diyorsun sen Raşit? Bekle konuş ya. Git de kim bilir kimden ne öğrendin geldin ya. Bunun lafına... Ya abla öylesini bulmuşlar. Deli Bey'im hanıma söylüyorlar kardeşim. Çarşıda herkes konuşuyor. Çıkın ona konuşuyor. Kim konuşuyor kardeşim? Kaçak o adam diyorum sana. Çarşıda herkes konuşuyor diyorum. Suyu. Fikret geldi. Beyim hoş geldiniz. Çocuk hazır. Fikret. Fikret ne oldu oğlum? Züleyha. Fikret evladım ne oldu? Züleyha. Başımız sağ olsun teyze. İlahi, elimizden başka bir şey gelmez. Takdir ilahi değil Tüy abla. Cinayet. Bırakma kendine ne olur. Senin güçlü olman lazım. Çocukların sana ihtiyacı var Züleyha. Sen de bir uzan. Birazcık uzan. Bir kendine gelirsin belki evladım. Dinlen bakalım. Ben aşağıdayım. Bir şeye ihtiyacın olursa bir seslensen hemen gelirim. İyi mi? Hadi evladım. Ne yapacağım ben Lütfi abla? Ki ben kaldım. Ne yapacağım ben? Nasıl baş edeceğim? Eskiler sabırla koruk helva olur demişler. Sadece sabredeceksin. Elinden başka bir şey gelmez. Hiçbirimizin elinden bir şey gelmez evladım. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Leyla abla yetim kaldı. Öyle düşünme. Ne şanslı çocuklar gibi senin gibi bir anaları var. Dimdik, aslan gibi ayakta duran. Çocukların için ayakta durmak zorundasın. Hadi şimdi güzelce dinlen. Hadi yavrum. Thank you.
Abdülkadir nerede? Abdülkadir abi çıktı. Tamam, çık bakayım dışarı. Efendim? Hadi yaşadın Bedo. Bahtın açıldı lan. Sen dediklerimi yap. Tamirhane senin oğlum. Eyvallah abi de. Mehmet abi tamirhaneyi hayatta bana vermez. Lan oğlum biz bu oyunu niye yapıyoruz? Ha? Mehmet'i ikna etmek için. Tamam abi de. Oğlum. Bak. Tamirhane senin hakkın. Bak yıllardır yanımızdasın. Kendini siper ettin lan önümüzde. Köpek gibi çalıştın. Ha? Şimdi ben istiyorum ki sen de bir şeyler kazan. Ama işte Mehmet. Kalın kafalı, anlatamıyorum ki ona. Öyle. Mehmet abi de biraz şey. Yani biraz şey. Ama çözeceğiz oğlum, çözeceğiz. Çözeceğiz. Sen dediklerimi anladın mı? Anladım abi, anladım. Peki ya işe yaramazsa? Yarar lan, yarar. Sen iyi oyna, yeter. Oynarım evelallah. Oynarsın. Lan zamanında seni var ya götürüp Yeşilçam'a bıraksam başrol olurdun ha. Değil mi? Ama biraz tipten kaybediyorsun. Biraz boy olsa senden bir karış daha. Şş, geliyor. Oyun başlıyor. Tamam abi. Demir'i öldürdüğünüzü bana ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz canım? Onu bu köpeğe sor. Niye söylemedin oğlum öldürdüğünü? Gel buraya. Anlatsana lan. Sakin ol bakayım sen. Bana anlattıklarını aynen Mehmet'e anlat. Anlat lan. Abi. Erkan abi baskında Demir Yaman'ı kaçırın. Depoya saklayın. Hülya'ya yaptıklarının hesabını tekrar soracağım dedi. Lan! Bana anlattığın yalanları Mehmet'e de mi anlatıyorsun? Erkan ölmüştü lan o zaman. Ölmüştü abi de. Mehmet abi Erkan'ın dediğini niye yapmadınız der diye. Niye öldürdün o zaman? Erkan madem depoya koyun demiş. Arabaya koyacakken Lütfü'nün silahını aldı belinden abi. Tam ateş edecekken. Sen de vurdun. Ben vurdum abi. Cesedi niye sakladın? Korktun değil mi? He? Mehmet benden gizli ne işler çeviriyorsun diyecek diye korktun değil mi? Yok abi. Demir'i firarda sansınlar dedim. E gömseydin o zaman. Ölüsü işimize yarar diye düşündüm. Yüzüğü sen mi gönderdin? Evet abi. Hiç düşünmedin mi? Onca insanı kandırırken ha? Herkes Demir Yaman'ı ararken. Kadın kocasını yaşıyor sansın istedim. Bunu anladık. Bak ya. Yıllardır kimlerle çalışmışız biz görüyor musun? Sen bizim arkamızdan iş mi çevirdin lan? He? Başka ne işler çevirdin anlat. Anlatsana lan. Anlat dedim sana anlat. Anlat lan. Yeter abi. Ne yeter ne? Yeter abi. Ayıp oluyor ama. Yeter. He? Yeter abi itip kalktın. Anlamadım. Onca yıldır sizin için çalışıyorum abi. Sizin için sıktığım merminin haddi hesabı yok. Ne geçti elime? Ne geçecekti lan eline? Bir mükafatı hak etmiyor muyum abi? Aferin Bedo. İşleri tereyağından kıl çeker gibi hallettin Bedo. Bravo Bedo. Diyeceğine. Dökül Bedo, dökül. Neler varmış sende ya? He? Dök eteklerindeki taşları hadi. Abi Lübnan'da azm işinizi hallettim. Vur dediniz vurdum. Göm dediniz gömdüm. Onca pis sırrınızı saklıyorum ben. Sırlarımızı biliyorsun yani öyle mi? Bilmiyor muyum abi? Konuşmuyorsam size olan saygımdan, hürmetimden. Ama bir konuşsam var ya.
Şimdi konuş Beda. Ne bakıyorsun usta? Şimdi hak etti mi bu canı? Ölmeyi hak etti mi? Öteceğim dedi. Sırlarınızın hepsini biliyorum dedi. Ne yapsaydım, sağ mı bıraksaydım? İyi. Göm onu. Ama en derine göm, tamam mı? Bunu. Abdülkadir abinin dediğini yapacağız. Bizimle para saklayacağız. Ne yaptın lan? Niye öldürdün adamı? Silahı almaya çalıştı. Bizi vuracaktı. Allah seni kahretsin. Abdülkadir abi kesecek bizi. Tut şunu. Tut. Kaçmaya mı kalktı? Biz adamı bayılmış sandık. Bir anda silahı çekince... Çekip vurdunuz. Öyle oldu abi. İyi halt ettiniz. Nereye gömelim abi? Ne gömmesi lan? Cesedi ortada mı bırakalım abi? Jandarma bulursa? Bedo. Kaç yıldır yanımdasın. Şu kafayı çalıştırmayı öğrenemedin. Ölüsü dirisinden daha çok işimize yarayabilir. Cesedi saklayın. Belki ileride işimize yarar. Nasıl yani? Nasıl saklayacağız? Ha, şuraya koyun. Adamı buzdolabına mı koyacağız abi? He. Koyun. Taze taze kalsın. Bozulmasın. Şunu pişin tak. Tanışmak vardı da kısmet
ölünle tanışmakmış. Almıyorsunuz değil mi? Hiç halim yok. Misafir karşılayamam. Yok, almıyoruz. Biz bizeyiz. Bir hoca hanım geldi Kur'an okumaya. O kadar. Geleceğim şimdi ben. Anne, ne yapıyorsun sen? Kahve içiyorum. Sahim çarşıda kavuruyordu da mis gibi koktu. Alayım dedim. İstiyorsan sen de yap kendine. Oh. Taze kahvede bir başka oluyor. İyi misin sen? Demir yok artık Betül. Demir yok. Züleyha yalnız kaldı. Hiç farkında değilsin değil mi durumumuzun? Neyin farkında değilim? O vekaletname var ya. Çöp oldu, çöp. Hiçbir işimize yaramayacak artık. Sanki çok yaradı da işimize. Ne? Ne? Sen elindeki koskoca vekaletnameyle bir şey yapabildin mi? Mehmet Kara'nın hisseleri almasına engel olabildin mi? Züleyha'nın odasına yerleşip kurulabildin mi? Hayır, attı seni kenar köşe bir odaya. Sen de gönlünü indirip bir adım atamıyorsun. Susar mısın artık? Çok bilmişliğinin sonu bu olur işte Betül Hanım. Ben sana ne dedim? Züleyha'yı sakın hafife alma dedim. Sen ne dedin? Kenar'ın Dilber'i, o ne bilecek? Ben Sorbon mezunuyum. Gördük senin Sorbon mezunluğunu. Kenar'ın Dilber'i gelir seni böyle alt eder işte. Ne diyorsun sen ya? Yalan mı söylüyorum? Ne yaptın sen? O kıytırık arsayı satmaktan başka ne yaptın kızım sen hiç? Yapacaktım. Allah'ım, hala yapacaktım diyor. Züleyha Mehmet Kara ile birlik olmuş. Çoğunluk onlarda. Sen avucunu yalarsın artık. Yanlış oynadın Betül. Çok yanlış oynadın. Öyle Züleyha ile boy ölçüşmeye kalkacağına onun güvenini kazanacaktın sen. Züleyha bana güveniyor zaten. Sen öyle zannet. Züleyha şeytan gibi kızım. Onun gözünden hiçbir şey kaçmaz. Bari bundan sonra yüzüne gül de seni kapının önüne koymasın. O kim ki beni kapının önüne koyuyor ya? Kızım, bizim kaderimiz Züleyha'nın iki dudağının arasında. Seni kapının önüne koyarsa ne yapacaksın? Polis zoruyla mı gireceksin şirkete, ha? Aptal! Kendini akıllı zanneden aptal.
yapma canım. Şöyle buyur. Çok az kişiyiz. Züleyha böyle olmasını istedi. Sadece ev halkı dedi. Lütfiye abla. Helvayı ne yapayım az mı tutayım? Az tut kızım. Bu kadar işte. Yarın Züleyha çarşıda bir helva yaptırırız, tekrar dağıtırız dedi. Senin elinde kala kala bir Fikret kaldı. Gerçi sen bu kafayla gidersen onu da kaybedersin. Bak çocuk Züleyha'nın dibinden ayrılıyor mu? Züleyha'nın gönlünün Fikret'te olduğunu mu zannediyorsun sen? Züleyha'yı bilmem de Fikret'in gönlü onda kızım. Sen uyu daha. Mehmet Kara da boş durmuyor ama anne. Onun da gönlü Züleyha'da. Öyle olacak tabii. Herkesin gözü Züleyha'da. Ortada devasa bir servet var. Lütfiye ile Fikret o serveti Mehmet Kara'ya yedirirler mi sanıyorsun sen? Bak gör şimdi şirkette onu nasıl çırak çıkaracaklar. Ondan sonra da Züleyha ile Fikret'e kıyarlar bir nikah. Biz de öyle el elde baş başta kala kalırız. Akıllı ol Betül. Akıllı ol. Bana da aptal muamelesi yapmayı bırak. Anladın mı? Sen giderken ben o yollardan dönüyordum kızım. Şu kahvemi içeyim, ondan sonra gidelim. Demir'in duasına gelmedi demesinler. Abla Züleyha niye bu kadar üzüldü ki? Yok yani boşanma ilanı verdi de ondan şey yap. Boşanmak isteyen kocası ölünce seviniyor mu Falik? Ne kadar boş konuşursun sen Falik. Ha? Ne kadar boş konuşursun. Demir Bey'im Züleyha'nın çocuklarının babası ya. Üzülür tabii. Orası öyle Gülten. Vicdansız yaptın, çıkardın Züleyha'yı. Ayıp ayıp. Densiz densiz konuşuyoruz hala. Ya ben kötü niyetle demiyorum ki. Niye üstüme geliyorsunuz? Gülten. Al bunu götür dışarıdakiler yesin. Hadi. Hadi sen de doldur içeridekileri taş. Al buna koy. Ey gidi Demir Yaman ey. Gitti. Takip adam gitti ya. Allah bilir. Çukurova'nın en büyük beyi ya. Vallahi hala inanamıyorum yani. Hızlı alev alırdı biliyorsunuz değil mi? Kızardı, döverdi. Yok ya vallahi billahi yere doldurum. Kardeşim gönlü daha çıktı ya. Büyük adamdı vallahi. Çıktı, eli de açıktı. Ne zaman başımız sıkışsa. İyi akşamlar. Başın sağ olsun. Sağ ol. Fikretciğim senin de başın sağ olsun canım. Sağ ol Şermin. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ ol. Başımız sağ olsun. Gülten sıra vermişim. Demir Bey'im ruhuna gitsin. Sağ ol Gülten bacım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Güzel kızım. Prenses.
bir tek anneniz kaldı. Annesiz ve kimsenin yokluğunu hissettirmeyecek. Merak etmeyin. Tereyağlı yapmış hasaniye. Değil mi? Allah kahretsin. Fikret gitmiş galiba. Gitmemiştir, buradadır. Arabası burada. Ay Betül, yani bu Lütfiye de iyice yerleşti kızım konağa. Züleyha'yı parmağında oynatıyor. Ben sana diyeyim, bu Lütfiye Züleyha ile Fikret'i evlendirir kızım yakında. Saçmalama anne, yok artık. Eh, görürsün bakalım. Ay şuna bak. Nasıl tıkınıyor kaşık kaşık. Demirde bunun beli nimetiydi güya. İyi geceler. Sağ olun. Ye ye gafur ye, afiyet olsun. Demir Bey'imin ruhuna değsin. Züleyha, niye kalktın kızım? Biraz daha dinlenseydin. Gitti mi hocam? Gitti yavrum. Ah Lütfiye ablacığım, yine sen uğraştın değil mi her şeyle? Ne yaptın be kızım Allah aşkına? Ne var bunda? Hah, oğlum. Cenaze işlemlerini hallettim. Yarın defnediyoruz Demir'i. Sağ ol Fikri'ciğim. Ben bu halde onlarla ilgilenemezdim. Hakkını ödeyemem, sağ ol. Olur mu öyle şey, ne yaptın? Tabii ki olur mu öyle şey. Sonradan buldu ama Demir onun da abisiydi. Öyle tabii, başın sağ olsun senin de. Sağ ol. Teyze, benlik bir şey yoksa ben gidiyorum. Tamam yavrum, tamam. E kalsaydın, niye gidiyorsun? Sağ ol, gideyim. İyi akşamlar. Nasıl söz öyle Züleyha? Evlatlarım var kızım. Züleyha, çorba getirdim sana. Azıcık iç, sonra helva da getireceğim, olur mu? Gültenim, zahmet ettin. İçim hiçbir şey istemiyor ki. Olmaz öyle. Sabahtan beri hiçbir şey yemedin ki. Ben buraya bırakıyorum. Azıcık da hatırımız varsa içersin. Züleyha'cığım, bak yavrum, insanın acısı varken boğazından bir lokma geçmez. Ama sen yemek zorundasın. Çünkü senin evlatların var. Onlar için ayakta durmak zorundasın, yaşamak zorundasın. Onun için lütfen yemeğini de yiyeceksin, uykunu da uyuyacaksın çocuğum. Tamam ablacığım, yerim kalsın orada. Hı. Peki çocuğum. İyi bir babaydı ama.
Ne dedin? Anlamadım. Demir iyi bir babaydı diyorum. Çok çektirdi bana. Özellikle Adnan bebekken ama. Özoğlu gibi sevdi Adnan'ı yani. Leyla'dan hiç ayırmadı. Bak ne kadar güzel söylüyorsun. Bana çok çektirdi diyorsun ama hayırlı anıyorsun. Ya. Öyle olmamalıydı. Böyle bir meçhul ölümle uğurlanmamalıydı. Maalesef. En kötüsü ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl oldu? Çok acı çekti mi? Can çekişti mi? 3 gün önce mi? 3 ay önce mi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Fikret baskın günü diyor ama. Baskın günü kaçırıldı. Ama o gün mü öldürüldü? Yoksa bir müddet tutuldu da... ondan sonra mı öldürüldü? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu da bu Hakan Gümüşoğlu'nun işi değil mi Züleyha? Muhtemelen onun işi. O olmasa bile adamların işi. Hakan Gümüşoğlu mu? Şu Demir'in arkadaşı olan mı? Hatırladı galiba. Aminem. Sen tanıyor musun Hakan Gümüşoğlu'nu? Tabii tanıyorum, hatırlıyorum da. Ay bunak mıyım ben? Ay Almanya'dan arkadaşıydı. Hatta bir seferinde bağ evine de getirmişti. Nasıl biriydi peki? Hatırlıyor musun? Nasıl biriydi? Ay çok yakışıklı biriydi, çok. Esmer miydi, sarışın mıydı? Nasıl daha minnem onu soruyorum. Kim? Hakan Gümüşoğlu. Az önce hatırlıyordun ya, söylüyordun ya minnem. Ay o kim? Tamam, yok bir şey. Ha minnem. Yatalım mı artık? Uyku vakti geldi. Ha yatalım, yatalım. Uykum geldi. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da minnem, sana da. Vay be. Usta ben de kendimi insan sarrafı sanıyordum ha. İşe bak. En güvendiğimiz adam... mercimek kadar beyniyle arkamızdan işi çevirmiş. İyi mi? Ya tamam. Erkan sana emretti, Demir'i kaçırdın. Onu da beceremedin, adamı öldürdün. Ya niye saklıyorsun? Bizden niye saklıyorsun? Tamam. Onun oldu yani. Takma bu kadar kafana. Usta azmedemiyorum. Vallahi azmedemiyorum. Biz bu herife canımızı, malımızı, sırrımızı emanet ettik. İtin en iyi. Bizi tehdit ediyor. Çok şey biliyormuş da, konuşurmuş da. Benim merak ettiğim şey ne biliyor musun Cano? Nasıl cesaret edebildi bizi tehdit edebilmeye? Aptal. Ya aptalmış. Biz bilmiyormuşuz. Cık. Aptal değil. Bak. Cesedi buzlukta saklayacak kadar akıllı. Ölüsü işe yararmış. Bence bir planı vardı. Demir'in cesedi ortaya çıkınca bozuldu. Nasıl bir plan? Süleyha'dan para sızdırmak isteyecekti. Usta, vallahi helal olsun. 2 dakikada çözdün ha. Helal olsun. Züleyha zaten Demir'in ölüsü ya da dirisi ortaya çıksın diye çıldırıyordu. Bu Bedir bizi de satardı biliyor musun? Hakan Gümüşoğlu olduğumu biliyordu sonuçta. O zaman tam zamanında indirmişim.
pamuk, haminleme, cansız bir hatıra. Can arkadaşım Hakan Gümüşoğlu ve ben. Berlin 1962. Ay işte Hakan Gümüşoğlu. Ay aman ne kadar yakışıklı. Ay maşallah maşallah. Yeminle ferahladım. Sağ ol usta. Ya yıllardır yanımızda çalışan adamı öldürdüm diye içim sızlıyordu. Hayırlısı olmuş. Bizim şöyle elimiz ayağımız olacak bir adam lazım canım. Bul onu. Ama arkamızdan bıçaklamayacak bir adam. Evet. Başkanım, yanlış anlamayın ama Demir Yaman'ın cenazesinde valimizi, vali yardımcımızı da beklerdik. Züleyha Hanım böyleyse de Samet Bey. Allah günahlarını affetsin. Abi. Çocuklar. Şerbi. Günahlarının hangi birini affedeyim Demir? Kinimi, öfkemi ne anlatayım? Bir avuç toprağı mı anlatayım? Beni o kadar çok hayal kırıklığına uğrattın ki. Ne yapacağım ben şimdi bu acıyla Demir? Ha? Keşke çıkıp gelseydin. Gelseydin de senden hesabımı sorabilseydim. Ben sandım ki bana bu zamana kadar yaptığın kötülüklerin nedeni aşk. Ama sen böyle biriymişsin. Sana olan öfkemi gömüyorum ben. Seninle birlikte o mezara sana olan öfkemi gömüyorum. Çocuklarım için. Her şeye rağmen çok iyi bir babaydın. Onun hatırına gömüyorum. Allah günahlarını affetsin. Senin için bir tek duam bu.
Gafur, kurban olayım, kaldır artık onu. Ne olur gözümüz görmesin. Kaldıracağım, kaldıracağım da yani... Yaz, insanın kanına dokunuyor Hasaniye. Koskoca Demir Yaman için 3 satır ilan vermiş Züleyha. Ayıp ya. İlana bak şimdi. Çukurova'nın tanınmış iş adamlarından Demir Yaman'ı menfur bir cinayet sonucu kaybettik. Acımızı paylaşan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz falan filan Yaman ailesi. E nerede kardeşim? Cenazenin yeri, vakti nerede? Yok. 3 kişi, 5 kişi toplandık. Koskoca Demir Yaman'ı gömdük ya. Olur mu öyle şey ya? Gafur abi, Züleyha Demir Bey mi hala affetmedi de ondan. Ya bacım, mesele o değil ki. Şimdi bu adam, koskoca Demir Yaman Çukurova'nın sahibi, bütün cümle Çukurova'nın toprağının sahibi bu adam ya. Konağın, çiftliğin sahibi, holdingin sahibi. Ya bu adam yüzlerce maravaya sahiplik yapmış. Hepimizin boğazından onun kuru ekmeği geçmiş ya. Öyle değil mi? Ya sen bu adamı anıyla şanıyla bu dünyadan öbür tarafa uğurlayacaksın. Ondan sonra varsa hesabın içeride görürsün. Yamanlara yakışan da budur. Vallahi doğru diyorsun Gafur. Haklısın. Ya ne demişler? Kol kırılır, yen içinde kalır. Öyle mi? Kol kırılır, yen içinde kalır. Öyle mi Gafur? Yani Saniye. Şimdi Demir Bey sadece Züleyha'nın kolunu kanadını kırmış olsa... ben biliyorum Züleyha oturacaktı, acısını kendi kendine çekecekti. Kan kusacaktı, kızılcık şerbeti içtim diyecekti. Böyle kalbini tuta tuta köşede oturacaktı. Şimdi ben de Demir Bey'e yıllardır hizmet veriyorum. Allah yukarıda. Demir Bey çok hah aldı. Çok can yaktı. Bak en son gencecik bir kızın sakat kalmasına neden olmuş. Yani şimdi hatayı sadece Züleyha'da aramak doğru mu yani? Burada ayıp eden Züleyha mı oluyor? Ya birazcık da böyle ne dediğimizi bilerek konuşalım ya. Kız ne oluyor? Sırık. Allah Allah. Bırak, tamam. Karışma, bırak. Züleyha. Lütfen. Sen benim kardeşim gibisin, biliyorsun. Çektiklerinin de şahidiyim. Fakat bu olmadı. Gittik Demir Bey'imi 3-5 kişi gömdük geldik. Benim kanıma dokunuyor. Böyle mi veda edecektik biz beyime? Kimsesiz gibi mi götürüp gömecektik? Bak ben yüreğimden ne geçerse sana hep söyledim. Fakat bu yakışmadı Züleyha. Ne Demir Bey'ime ne sana, bu cenaze olmadı. Demir Bey'ine yakıştı mı peki Gülten? Genç bir kızın hayalleriyle oynamak. Onu intihara sürüklemek, sakat kalmasına göz yummak yakıştı mı? Gülten, benim neler yaşadığımı çok iyi biliyorsun. En iyi sen biliyorsun. Ben ister miyim çocuğumun babasına öyle veda etmeyi? Onun hatıralarına saygı duymadan. Ne yapacaktım? Böyle bir adama nasıl veda edecektim ben? Demir'in elinde daha kimlerin kanı var bilmiyorum Gülten. Çocuklarımı kim tehdit ediyor, konağımı kim basıyor bilmiyorum. Beni cehennemin ortasında bırakıp gitti. Bilmediğim düşmanların içine.
Böyle bir adamı nasıl feda edecektim ben Gülde? Nasıl? Kocasının ölümü çok sarstı mı? Nasıl bir sarsılmaysa artık. Öfkeden gözü dönmüş. Burnundan soluyor. Öfkeli. Sebep? Demir abim. Kötü bir insanmış o. Ona nasıl güvenmiş, nasıl inanmış. Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin sakat kalmasına sebep olmuş falan. Bak bak bak. Düşmanına hak veriyor. Hiç merak etme canım. Hiç merak etme. Züleyha'dan bahsediyoruz. Ben biliyorum onu. İki gün sonra Yamanlar serveti benim oldu diye zil takıp oynayacak. Hakan Gümüşoğlu'nda da hiç akıl olmaz mı ya? Bak çıktı ortaya işte ceset. Sen niye bu kadar öfkelisin kuzum? He? Bu bekaretname işi çöp oldu diye mi? Herhalde Abdülkadir. Bütün planlarım suya düştü benim. Senin arkadaşın Mehmet de karıştırıyor ortalığı zaten. Hızlı gittin, hızlı. Hata yaptın. Yahu sen demedin mi bana elini çabuk tut diye? Ben niye hatalı oluyorum şimdi? Ben sana git Züleyha'nın karşısına dikil mi dedim? He? Hisse meselesinde de hata yaptın. Kendini açık ettin. Bir daha Züleyha'yı hafife alma. Oh, delireceğim ya. Neymiş bu Züleyha bu kadar? Neymiş ha? Züleyha ne biliyor musun? Züleyha, Yamanların servetinin tek sahibi. Çukurova'nın hanıması o. Ne yapıp yapıp Züleyha'nın gözüne gireceksin. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bana söylediklerini yutacak mıyım? Yutacaksın. Yutmayıp ne yapacaksın? He? Züleyha ile aşık mı atacaksın? Dua et. Züleyha seni kapının önüne koymasın. Bana bak. Beni iyi dinle. Bir, ne yapıp edip Züleyha'nın sağ kolu, onun vazgeçilmesi olacaksın. Kız, ürkek ürkek bakma öyle. Korkma, seni sıkıştırmam. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. İki. Aferin. İki. Mehmet. Mehmet'e dikkat edeceksin. Züleyha'ya zaafı var. Ne zaafı be? Kör kütük aşık adam. Mehmet. Şirkette ne yaparsa, ne ederse hepsini bana rapor edeceksin. Hayırdır? Askerlik arkadaşının peşine casus diye beni mi takıyorsun? Niye? Çünkü her an hata yapabilir. Aşk en büyük zaaftır. Şu hayatta bir planın varsa yapmayacağın tek şey aşık olmak. Kız, asma suratını, asma. Daha savaşı kaybetmedik. Alt üstü bir muharebe kaybettik. Muharebe. Ne? Muharebenin anlamı başka. Muharebe demen lazımdı. Kız, ben seni çok seviyorum ha. Bu hallerine bayılıyorum Boncuk.
Kumru gözlü saniyem, kaymak dilli saniyem. Kurban olurum sana, beni affet saniyem. Yok, ne yapıyorsun? Günaydın, ne yapıyorsun ya? Manyak. Bir de geliyor öpüyor beni ha. Sapık. Bacanak bacanak deme bana ya. Rapunzel Raşit. Raz ne? Rapunzel, Rapunzel. Ya o ne ya? Ya sen ne kadar cahilsin ya. Bir de geliyorsun öpüyor. Elini ya Allah. Ya hep döktün ha. Sokma kardeşim sen de elini ya. Ya ne vuruyorsun kardeşim Allah Allah. Neyse bak ben sana masal anlatayım cahilliğin biraz geçsin. Kralın bir tane kızı var. Cadının biri alıyor bunu bir tane kulenin içine hapsediyor. Ama nasıl uzun bir kule. Kız da şimdi sevgilisi geliyor gidiyor tabii görüşemiyorlar biliyorsun. Kızın da senin gibi böyle sırma saçları var. Camı açıyor saçlarını böyle aşağı atıyor. Kızın sevgili... Ya kardeşim sen şimdi bana kız mı diyorsun kafir? He kız diyorum. Kralın kızı diyorum. Raşide. Süslü Raşide. Bak benim sinirimi tepeme çıkarma. Bak bana Raşide deyip durma. Vallahi bozuşuruk ha. Diyorum sana. Raşide diyorum. Ya deme kardeşim. Diyorum. Ya deme. Ne oluyor ya? Bahçeye kadar geliyor çığlıklarınız. Şey diyor bana. Raşide diyor benim hikayem ya. Ne diyeceğim Raşide? Saniye ben sabahın körü kalkmışım. Sana kahvaltı hazırlamışım. Bu Süslü Raşide gelmiş zeytinleri yemiş. Hadi zeytini yedin. Allah aşkına ya. Zeytinin çekirdeklerini sofraya koyuyor ya. Sen bana kahvaltı mı hazırladın? Bir saniye, sabah kalktım sana kahvaltı hazırladım. Yumurtalarda kaynıyor şimdi. Burada kuş sütü yok kocacığım. Kumru gözüm, sen iste, ben kümese gider. Kuş sütü de getiririm ben sana. Gafur abi, 6 tane yumurta kaynatmışsın. İkiniz mi yiyecektiniz bunu? Ya sana ne, Allah aşkına 6 mı yiyeceğiz, 10 mu yiyeceğiz ya? Turunç reçeli sana mı soracağız ya? Bir çıkın gidin ya. Ay çiçeğim, bir tane yumurta soysana bana. Kaynasın bir. Gafur Raşit, çıkın dışarı. Hadi zibil gibi iş var. Bu hayvanlar otlatılacak, ahır temizlenecek. Hadi, hadi iş izin başına. Saniye kahvaltı yapar, çıkar gideriz. Gafur, ben seni affettim mi ki sen şimdi gelmişsin burada kahvaltı hazırlamışsın? Ya ben ne yaptım Saniye? Ben abi, hırsızlık mı yapmışım, adam mı öldürmüşüm, ne yapmışım yani? Üzümün bütün parasını gittin, heba ettin. Tekrar hatırlatayım mı istiyorsun? Gittim, toprak aldım. Ne yaptım Saniye? He, su basacak olan yerde sarı çıyanın ağzına bakarak. Saniye, toprağın bir zararı ziyanı yok. Gafur, işin başına. Ya ne vuruyorsun kardeşim ya? Ya vurup duruyor ha. Raşide niye çıkmıyor dışarı? Niye ben sadece çıkıyorum? Bu Süslü Raşide de çıksın. Çalışacağım. Seninle dışarıda görüşeceğiz Raşide. Süslü Raşide. Gel. Süleyha'cığım, günaydın. Günaydın. Odana geçmişsin, hayırlı olsun. Sağ ol. Otursana. Nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim. Daha iyi olacağım. Olacaksın tabii. Çok güçlü bir kadınsın sen. Çok zor günler atlattım Betül. Hele bir de şimdi bu Demir'in vefatı. Bir de böyle bir nedenle. Hiç kolay değildi. Sağ ol her şey için. Yokluğumda her şey sana kaldı, kusura bakma. Yok canım, olur mu öyle şey? Keyifle çalıştım ben. İhracat dosyasını istemişsin. Aa, evet, sağ ol. Şu son yaşadığımız sigorta poliçesi mevzusundan sonra tedbiri elden bırakmak istemedim. Dosyaları bir didik dedik edeceğim bakalım. Hı hı. Ben de aynı şeyi sana söyleyecektim ama sen daha önce düşünmüşsün. Aslında ben de senden özür dilemeye gelecektim Züleyha. Niye? Şu hisse meselesi. Mehmet Bey'e sattıklarım. Hmm.
satamazsın diyerek haddimi aştım. Özür dilerim. Demir'i kurmaya çalıştın. Öyle. Sonuçta Demir abim güvenerek bana vekalet vermişti. Peki ben Demir'in karısı değil miydim Betül? Yani şirketin iyiliğini ben düşünmüyor muydum? Mutlaka düşünmüyorsun Züleyha. Yanlış anladın beni, öyle demek istemedim. Züleyha'cığım, senin de dediğin gibi kafan karışıktı biliyorum. Belki de kafa karışıklığıyla yanlış bir karar vermişsindir. Ya bunu fark etmemişsindir diye düşündüm. Daha fazla devam etme istersen. Kendimi açıklayacağım diye daha da batırdım değil mi? Kusura bakma tekrar. Ama iyi niyetle karşı çıkmıştım ben. Bu arada bence sen doğru yaptın. Emin misin? Yani Demir'in hisselerinin çoğu Mehmet'in oldu. Evet, öyle oldu. Ama aynı zamanda güçlendik. Bu da doğru bir karar verdiğini gösteriyor. Değil Betül'cüğüm. Doğru bir karar değildi. Ama başka çarem yoktu. Evet, doğru söylüyorsun, haklısın. Ben de bunu düşünemedim zaten. Tekrar özür dilerim. Kahve içelim mi? İçelim. İki tane kahve rica ediyorum. Teşekkürler. Bütün sıkıntıda olduğumuzu niye Fikret'e söyledin? Beni yalancı çıkarmışsın. Mehmet Bey'in zararı karşılayacağını söylemişsin. Niye söyledin? Ben kızmadım, merak etme. Yani Fikret'e ben de söyleyebilirdim. Fikret yabancı biri değil ama söylemedim. Bir bildiğim vardı. Niye söylemedim merak ediyor musun? Niye? Çünkü eğer söyleseydim Fikret toprak satacaktı Betül. Çukurova'da toprak satmak sonun başlangıcıdır. O yüzden insanlar aç yatar ama toprak satmaz burada. Çukurovalısın sen, bilmen lazım bunları. Bilmiyordum. Yeterince Çukurovalı değilmişim demek ki. Neyse, Allah'tan toprak satmamış ama İstanbul'da iki tane iş hanı satmış. İş hanı mı? Evet. İstanbul'da iki tane iş hanı. Ne demek biliyor musun? Niye söyledin Betül? Fikret bana sorunca... Ne sordun? Nasıl sordu mesela? Yani işte zararı nasıl karşılayacağımızı sordu. Öğrenmek istedim. Sen de söyledin. E ben senin yanında söyledim Fikret'e zaten. Borcu kendi öz kaynaklarımızdan halledeceğiz dedim. Sen niye öyle demedin? Bu beni biraz düşündürdü Betül. Ne açıdan? Sana bir daha güvenip güvenmemem açısından. Çok haklısın Züleyha'cığım. Bana güvenmemekte haklısın gerçekten. Ama ben iyi niyetle Fikret'in yakınımız olduğunu düşünerek paylaştım bu bilgiyi onunla. Yine de bana güvenmiyorsan eğer, hemen şimdi çıkıp gidebilirim. Çok büyük ders oldu bu bana. Şirketin sırlarını böyle... Senin için eksi puan Betül'cüğüm. Sen mi geldin? Ne zaman geldin? Şimdi geldim ama kahvemi bile söylemedim. Beraber içeriz şimdi o zaman. Hadi. Oturacak mısın? Oturmayayım mı? Hayır tabii ki. Hiç oturma demek istedim sadece. Neden? Seni kutlama yemeğine götürmek istiyorum. Aa, ne kutlaması? Beraber gezdiğimiz Ersa var ya, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, evet. Bak bakalım. İmar çıkmış. Evet. Sana demiştim. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Sadece bana mı? Ben oradan toprak almadım ki. Ben aldım, yetmez mi? Sen kendi adına aldın. Yamanlar adına değil. Ama Yamankara İnşaatı kurmak için aldım. Yamankara İnşaatı mı? Sana söylemiştim ilk geldiğim günden beri. Çukurova'yı birlikte ayağa kaldıracağız demiştim. Unuttun mu?
Kolay gelsin dayı. Sağ ol. Sağ olasın. Bak düştü abi. Tamam, tamam. Dikkat edin ya. Bacanak! 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 Talih kuşu kondu başımıza. Bacanak! 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 Talihimizin, kaderimizin horozu tüvacanak! Bacanak, bacanak. Kaderimizin horozu üttü. Talih kuşu var ya, kafamıza bir değil, bire dört yuva yaptı diyorum sana. Bacanak. Yahu ne diyorsun kafır Allah için, git işine ya. Sen kafayı mafayı yedin herhalde. Bak zibil kadar işim var kardeş. Bacanak. Ya işim var ha. Beni dinle. Tarlamız bacanak. Tarlamız bacanak. İmar geldi. Bire dört kazandık, bire dört diyorum sana. İmar çıktı tarlamıza. Şaka yapayım. Yok şaka yapmıyorum bacanak, ne şakası? Essak mı diyorsun lan kafır? Vallahi de essak, billahi de essak. Zengin olduk bacanak, zengin olduk. Bacanak bırak şimdi, git tapuyu getir çabuk hadi. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Ya şu gariban Raşit'in de yüzünü güldürdü ya. Hadi artık Fadi. Karabanı. Bacanak nereye gidiyorsun? Ya bırak Fadi'yi, cennet kuşunuz, tapuyu getir. Tapumuzu getir. Tapumuzu getir. Hadi. Tapuyu getir. Tapuyu getir. Tapuyu, tapuyu, tapuyu. Ne zengin olması ya? Ya aldığımız arsa yok mu? He? Ya ona imar çıkmış, imar. Ne? Vallahi. Zengin olduk biz. Zengin oldum. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Çok ya, şükür. Dörde bir, yok dörde üç. Ya çok para veriyor lan ha işte. Allah'ım çok şükür. Fadi! Çok şükür. Fadi, zengin oldun. Fadi, tarlamıza imar çıkmış. Le 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 le. Tarlamıza imar çıkmış. Le 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 le. Tarlamıza imar çıkmış. Le le le. Hadi Raşit, git tapumuzu getir hadi. Tapu bende değil ki kapı. Nasıl sende değil tapu? Ya bende değil kardeşim, ben almadım ha. Sen almadın mı? Ben niye alayım tapuyu? Sen aldın ya. Ya bende değil ha, ben almadım ki. Fatih sende mi tapu? Yok, bende değil. Kafır bak hele kardeşim, alıp gizlediysen bana söyle ha. Lan ne alıp gizleyeceğim? Tapunun üstünde ikimizin fotoğrafı var. Alıp gizlesem ne olacak, saklasam ne olacak? Sığır. Git nereye sakladıysan çıkar getir. Abi bak hele ya, ben niye saklayayım kardeşim? Ben senin üçkağıtçı mıyım? Kim lan üçkağıtçı? Sensin üçkağıtçı. Rapunzel. Sensin üçkağıtçı. Rapunzel kafa. Ya şuna bak Allah aşkına Fadik. Bak senin kocan laf etmek istemiyorum ama. Ya bunda Allah saç vermiş, gerisini boş vermiş ya. Saman balyası kadar kafa var, buğday tanesi kadar beyin var ya. Ya kardeşim nereye sakladıysan git tapuyu getir, beni deli et. Ya ben saklamadım diyorum ha. Bu diyorum. Getir. Nereye sakladıysan saklamadım. Nereye sakladıysan git ben, getir tapuyu. Nereye sakladıysan. Sen sakla. Ne oluyordun? Aa. Yapma. Ne oluyorsunuz more koca koca adamlar? Üstüme iyilik sağlık. Allah'ım. Ne oluyor? Lütfiye abla. Hı. Şimdi ben bir tane arazi buldum. Fakat param yetmediği için bir ortağa ihtiyaç duydum haliyle. Gideyim dedim. Bu sığıra ortaklık teklif edeyim. Kardeşim dedim bak sen de gel. Bunun parçası ol 3-5. Barajın orada. Hı. Güzel razım bir arazi var. Gittik bununla. Aldık. Parasını verdi aldık. Keşke ben bununla alacağıma şu duvarlardan, sırlardan birine ortak alaydım. Aldık tapuyu. Dedim ki bak tapuyu bana ver, ben bir yere koyayım. Yok efendim ben diyor alacağım götüreceğim bir yere koyacağım. Öyledir böyle de tapu yırtıldı. Neyse biz Hamin'den oraya sakladık tapuyu. Ondan sonra tapu kayboldu gitti. Şimdi almış bir yere saklamış. Fakat tapunun nerede olduğunu bilmiyor. Ya, Ali sen kaybettin. Ya asıl sen kaybettin kardeşim. Ben niye kaybedim ya? Raşit bak beni dele etme. Ya ne deleceğim kardeşim lan? Tamam bir dakika. Çocuklar deli misiniz siz? Toprak gene sizin toprağınız oğlum. Bakın şimdi. Güzel bir dilekçe yazacaksınız. Tapumuzu kaybettik işte ne olduysa. Bunu alıp tapu dairesine gideceksiniz. Onu vereceksiniz dilekçeyi. Yeni tapunuzu alacaksınız. Bu kadar. Fakat mı? Evet. Bacanak. Zengin olduk bacanak. Bacanak. Şimdi bak bir dakika.
Vallahi bak sen acayip tezek kokuyorsun. Allah aşkına üstünü başını değiştir. Gidelim tapuya. Tamam. Hadi, hadi sığır. Çabuk, hadi. Zengin oldum. Allah'ım çok şükür, çok şükür. Zengin oldum. Hadi bir banyo. Beş gibi kokuyorsun lan. Fadim, gözünüz aydın. Sağ olun canım. Canım benim. Çok şükür yarabbim. Alem bunlara bak, hakikaten alem. Ya üşütme kocacığım. Ya ben ketine. Senin var ya, şimdi kocacığım. Çok bugün. Ben ölürüm ha, giyerim tabii ya. Çok güzel oldu vallahi ben çiçek. Ya Kafur abi. Ya ne yapıyorsun Kafur ya? Bu ceketimi gömleme kırıştırdın ha. Yok yok kırıştırmadım. Çok güzel olmuşsun ha. Kafur bak hele böyle yani toprak sahibi gibi biri olmuşum değil mi? He benziyorsun benziyorsun ama... ya senin şu kaşların gözün içine giriyor ha. Tayyip Bey'e gidek biraz kestirek. Tabii götür. Biraz böyle üstünden alak al bunu ha. Tamam. Ne oldu sabah birbirinizi yiyordunuz? Aa. Vallahi iki dilhem bir çekirdek. Nereye? İşimiz var ha. Ha. Ne işiniz var? Hoşik efendi. Tabu dairesine gidiyoruz da benim hanım kahyam. Saniye abla. Aldıkları tarla var ya aldıkları tarla. İmar çıkmış. Bire dört veriyormuş. Bire dört. Tamam. Dört. Çok şükür. Aferin kocacığım. Aferin kocam. Vallahi kedi olalı bir fare yakaladın ya. Aferin. Gel öpeyim. Gel. Adam değilim ki ben Saniye. Beni yolla hurlara. Ben ne bir yatağı hak ediyorum. Ne bir lokma ekmeği. Niye? Adam değilim ben Saniye. Vallahi adam değilim ben. Kafur. Hadi nasıl yapma. Hadi nasıl yapma. Saniye abla ama yani Kafur abim haklı. Sen hiç güvenmedin Kafur abime. Bak bana ben sonsuz güvenmişim kocacığıma. Yani bir kere gönlünü kırdın mı? Vallahi hiç kırmadı. İyi siz de tuzlayın da kokmayın. Hadi Naz yapma. Kafur. Gel öpüşek. Kafur öpüşek. Vallahi kalbim çok kırılmış. Kafur hadi öpüşek barışık. Vallahi kalbim çok kırılmışsın. Bak. Allah aşkına yani sen çok doğruydun ben sana eğri dedim ha. Yani ayda yılda bir kedi olalı bir fare yakalamışsın. Öpüşek diyorum hayret bir şey. Allah Allah. Bak öyle ya. Afur tamam bak üzüm kızın bütün parasını yerine koyacaksın tamam mı? Kuruşu kuruşuna. Tamam koyacağım hadi. Tamam hadi. Saniye tam gel öp ha. Ay yok şimdi canım çekmiyor. Kız tamam naz yaptım gel öpeceğim öpeceğim ha. Ay yok 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 Afur vazgeçtim. Kız tamam bak gidiyorum gel bir kere öpeyim öyle gideceğim ben ha. Ay yok, hayır, hayır. Ya Saniye! Buna da yaranamıyorsun ha. Ya vallahi billahi böyle ağzımla kuş tutsam, iki takla atsam diyecek ki sen niye iki takla attın, kuzun orasından tuttun diyecek yani ha. Buna yaranamıyorum. Raşit! Raşit, çöpü çıkardım. Gel at şunu. Yahu sen ne mübarek bir kadınsın. Allah senden bir değil al. Bir kere al. Ver şu elini öpeyim senin. Ay ne yapıyorsun? Delirdin mi? Bırak. Öp 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 iyice öp. Yahu öpeceğim diyorum ha. Yahu sen heykelini dikmeye daş yetmez. Dinime imanıma daş yetmez ya. O kadar mübarek kadınsın ha. Ya bak hele Şermin Hanım zaten taş gibi ya. Heykel dikmeye ne gerek var? Maşallah. Allah senden razı olsun Şermin Hanım. Sen lafını dinledik gittik tarla aldık. Tarlada imara açılmış. Ya. Bire dürt veriyor ha. Allah senden razı olsun. Dürtüne dört veriyor vallahi. Ya ben senin çöpünü de dökerim, evini de yıkarım. Yahu sen ne kadar mübarek bir kadınsın ya. Bizi zengin ettin, zengin. Ben çöpleri atayım. Geç kalmayın. Hadi, hadi. Hadi. Vallahi Şermin Hanım, iyi ki seni dinlemişiz. Toprak. Yatırımı toprağa yapacaksın. Bire dört veriyor. Olsun. Ya hadi Kafur tapu daresi kapanacak geliyorum, ha. Geliyorum, geliyorum ha. Aptal. Aptal Füsun. Aptal.
Aptal Füsun, salak. Salak, senin yapacağın işi ben. Aptal Füsun. Aptal. Alo, tapu müdürlüğü mü? Nurettin'i verir misiniz bana? Şermin ben, Şermin Yaman. Öğreneceğiz bakalım. Öğreneceğiz Füsun Hanım. O zaman görürsün sen ne olacağını. Ha, Nurettin. Merhaba canım, Şermin ablam ben. Evet, evet. Doktor Sabahattin Neşeoğlan. Canım ben senin çok vaktini almayacağım. Bir şey soracaktım sana. Hani şu arazi vardı ya, bu barajın oradaki. Ha evet, evet o. İmar çıkmış diyorlar oraya. Doğru mu? Çukurova'da toprak tatmak bir sonmuş. Gerisi mutlaka gelirmiş. Ben de Çukurovalıymışım. Benim bunu bilmem lazımmış. Öyle dedi geçip karşıma. Seni bayağı azarlamış be. Sebep? Anlamadım çünkü. Anlamadım ki bana güvenmediğini. Gülüyorum, kahve içelim mi diye soruyorum. Dan diye hesap sordu Fikret'e niye anlattın diye. Sıra sende. Karavana. Bakmıyorsun güzelim, bakmıyorsun. Tut bakayım. Şu bacağını koy. Gez, göz, harpacık, şenal, ateş. Olsun olsun, ver. Sen bana güvenmiyorsun dedin. O ne dedi? Hayır, güveniyorum dedi. Aslında güvenmiyor. Güvenmiyor tabii. Kesin gözünü üzerimden ayırmayacak. Ne yapacağım Abdülkadir? Ne yapacağım? Ben nasıl indireceğim bu kadını tahtından? Parizyen, senin hatan ne biliyor musun? Tamam, biliyorum. Biliyorum, anladık onu. Kendimi fazla önemsiyorum. Züleyha'yı da küçük görüyorum. Anladık, yeter artık. Yok, onlar değil. Ama onlar da var. Senin hatan, planın yok. Nasıl yok benim planım? Benim planım var. Neymiş planın? Züleyha'yı tahtından indirmek, Yamanları da bitirmek. Kızım, sor bunu da boşuna okumuşsun. Bunlar plan değil, amaç. Nasıl yapacaksın? Plan bu. Bak şimdi. Amaç ne? Şişeyi indirmek. Nasıl yapacağım? Gez, göz, arpacık, nişan al, ateş! Ver şunu. Olmadı. Niye biliyor musun? Sinirlerin bozuk. Sinirlerine hakim olacaksın. Havasını alacak. Bak görürsün. Fikret'in Betül'de şu kadarcık ama şu kadarcık gönlü yok. Ama ben öyle duymadım vallahi Füsuncuğum. Maşallah yani otellere gitmeler, geceyi beraber geçirmeler. Fikret Betül'le gönül eğlendiriyor bir kere. Aslan gibi çocuk. Şermin'in o uyuz, burnu havada, sevimsiz kızını ne yapsın? Güzel kız ama. Allah için, endamı da çok yerinde. Aman, güzelse güzel. Güzellik karın doyuruyor mu hiç? Öyle soğuk nevale işte. Füsun! Ha? Şermin! Sana. Aa, ne yapıyorsun be sen? Sen nasıl bir yılan mısın ya? Sen nasıl bir yılan mısın? Ben seni arkadaş sandım, dost sandım ben seni yıllarca.
Doğru konuş benimle. Ne biçim konuşuyorsun? Doğru konuşuyorum. Tüh, sana yazıklar olsun. Ben seni sırtımda taşıdım be. Sırtımda taşıdım ben seni. Sen kimsin be beni sırtında taşıyorsun? Neyimi gördün de sırtında taşıdın? Hani kocan o barajın oradaki su altında kalacak dediği arazileri satmıştı? Sattı. Satar satmaz. Hem sana ne? Sana mı hesap veriyor? Nereye sattı be? Nereye sattı? Almış be, almış. Yalancı. Sen bile bile beni Tonga'ya düşürdün sen. Sen Gaffur'un arazileri değer kazandı. Onu öğrendin değil mi? Oh olsun sana. Seni gebertirim ben. Saniyeler zengin oldu senin yüzünden be. Oh iyi oldu. Yıllarca bana aptal aptal dedin. Gördün mü şimdi kim akıllıymış, kim aptalmış? Oh olsun. O kadın beni öldürmek istedi. Sen nasıl bir arkadaşsın yolarım seni. Sen nasıl bir arkadaşsın Füzun? Sen bir daha benim kapımın önünden geç. Bak ben seni nasıl parçalıyorum o zaman. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. İstediğim gibi geçerim senin kapının önünden. Görüyorsunuz değil mi işte? Şermin Yaman'ın gerçek yüzü bu. Astığım astık, kestiğim kestik. Hepiniz şahit oldunuz. Yazıklar olsun sana. Yaşından başından utan be. Seni parçalayacağım Füsun. Füsun gel çıkalım hadi. Uyma şuna. Sen ne diyorsun be uyma şuna diye? Ne diyorsun uyma şuna diye? Sensin terbiyesiz. Bırak. Terbiyesiz. Bırak, bırak. Sakinim ben. Allah'ın cezası Füsun. Sen bir daha benim kapının önüne gel. Bak ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteriyor muyum? Göster. Hay Allah'ım. Fikret, yapma böyle evladım. Sen de Züleyha'yı anla anneciğim. Canım o da ister miydi çocuklarına kalacak şirketin yarısını tanımadığı bir adama satmak? Ben de o yüzden kızıyorum zaten Lütfiye'm. Hiç tanımadığı bir adama şirketin yarısını sattı. Kalkmış bir de o adamı savunuyor bana. Olacak iş değil yani. Bilmiyorum gerçekten. Benim tek derdim Züleyha'nın mutsuz olmaması, üzülmemesi. O yüzden böyle tepkiler veriyorum. Ben de istemezdim öyle olması. Ne diyeyim? Biliyorum. Bilmez miyim? Kahroluyorsun. Beni de kahrediyorsun. Bak, bak Fikretciğim. Bu kadıncağızın başına onca kötü şey geldi. Daha yeni kendini toparlamaya çalışıyor. Senin her zaman onun yanında olman lazım çocuğum. Gel vazgeç bu inadından. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ya baktım senin geleceğin yok, ben geleyim dedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konuşalım mı biraz? Tabii ki. Gelsene. Üşüdüysen hırka getirebilirim. Üşümedim sağ ol, iyiyim. Çocuklar nasıl, iyiler mi? İyiler. Kerem Ali seni çok özledi. Ben de çok özledim onu. Hadi bana kızdın, kırıldın. Lütfiye ablayla Kerem Ali'yi niye cezalandırıyorsun? Kimseyi cezalandırmıyorum ben. Cezalandırıyorsun. Konağa gelip gittiğin yok. Yüzünü göremiyoruz. Hadi gel otur şöyle konuşalım hadi. Ben ne zaman seni uyarsam ya da canın yanmasın diye uğraşsam kapının dışındadır diyorsun bana. Sen ne hakla karışıyorsun diyorsun. Ben sadece seni korumaya çalışıyorum Züleyha. Biliyorum beni korumaya çalıştığını.
iyiliğimi düşündüğünü de biliyorum. Ama ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum Fikret. Kimseye yük olmadan. Ne sana ne başka birine. Bak işte bunlara kırılıyorum zaten. Bu cümlelere kırılıyorum. Ne sen ne başkası ne demek? Yabancı mıyım ben? Kendimi yabancı gibi hissettiriyorsun bana. Değilsin. Değilsin Fikret ama... ya bir düşünsene başıma bir şey geldiğinde ilk aradığım sen değil misin? Değilim. Niye öyle bakıyorsun? Ben değilim. Senin her zaman ilk aradığın... Aman ya neyse. Ne neyse? Bak ben de bu huyuna kızıyorum biliyor musun? Çok kapalısın. Hiç açık değilsin. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Seni anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Başıma bir şey geldiğinde ilk aradığım sensin. Hep de sen olacaksın. İzmir'e giderken bile ilk seni aradım ben. Ama bulamadım. Bulamadım. Bekleyebilirdin beni. Bekleyemedim Fikret. Nasıl bir ruh hali içinde olduğumu anlatamam sana. İyi değildim, yerimde duramadım. Mandıra'da hayvanlar zehirlendiğinde de ilk seni aradım. Onda da İstanbul'a gitmiştin. O yüzden de Betül'e çok kızgınım zaten. Sana söylememeliydi. Bence söylemeliydi. İyi ki de söyledi. Hayır, söylememeliydi. Benim zararımı karşılamak için İstanbul'dan o kadar mülk sattırmazdım sana. Eğer bilseydim... Bilseydin engel olurdun. O yüzden iyi ki söyledi. Fikret. Fikret bana bakar mısın? Yüzüme bak. Bak benim sana ihtiyacım var. Senin arkadaşlığına, dostluğuna, yanımda olmana ihtiyacım var. Bana sırtını dönme olur mu? Ben sana hiçbir zaman sırtımı dönmem zaten. Barıştık mı? Hadi o yumurtanın altını kapat biraz soğusun. Kapatın abla. O soğuyana kadar da o yeşillikleri falan salatalık malzemesini bir yıka. Abla hepsini yıkamışım koydum hepsini de. Aferin kız. Abla bir şey diyeceğim biz niye hiçbirini doğramadık? Hazır götürürlerdi zeytinyağını dökerlerdi limonunu dökerlerdi yerlerdi. Ya valla Züleyha öyle istedi yani orada yapacaklarmış. Bilmiyorum ki. Ay
Can Akbaş. Abo. Kolay gelsin Ayçiçe. Sağ ol Raşit. Hayırdır ya, ne işiniz var sizin burada iş saati? Saniye, acıktık. Karnımız gurul gurul. Yemek yemeye geldik. Ya vallahi ben de acıktım. İyi, daha biraz önce bir tepsi böreği iki kişi yediniz. Neyin acıkması bu? Ya saniye, çalışıyoruz. Bünye yakıyor. Benim hanım kahyam, vallahi var ya, nasılsa parayı dörde katladık. Yani böyle zengin olduk demeden kafurla karınca gibi çalışıyoruz. Ya ne oluyor? Harp mi ilan ettik bütün cihana saniye? Bu ne kadar yemek? Vay! Anam. Vallahi kesin Ayçiçem senin elindeymiş. Kazamız mübarek olsun bacanak, saldır. Bana bak. Sakın. Bu sefer yok. Züleyhalar piknikte yiyecek bunları. Benim anam pikniğe mi gidiyor? Ya bunlar kim gidiyorlar pikniğe? Vallahi Hatay valisi, garnizon komutanı. Bir de bir tarım bakanı var ya. Allah aşkına ben de geliyorum demiş. Bunlar demiş ya, tamam gelin artık. Tarım Bakanı'na ne oluyor ha? Ya Tarım Bakanı'na ne olacak? İşte o da geleceğim demiş. Senin Tarım Bakanı'yla ne alıp veremedin var? Sır. Tarım Bakanı'nı sevmez tabii, sır. Garnizon komutanı tamam ama Tarım Bakanı gelmez. Ya saniye, iki lokma yesek ne olur ki? Yok, çoluk çocuk yiyecek bunları. Hadi siz de işinizin başına, hadi. Ya saniye, karnımız aç ya. Vallahi böyle varlık içinde yokluk çekiyoruz. İki lokma bir şey alıp gidek ahırın orada yeriz ya. Afur, bu sefer vermeyeceğiz. Hadi bakalım, hadi. Yok. Gençler, hadi bakalım. Hadi aç bakalım o kapıyı. Hadi, güzel. Ulaş, şunları da koyuyorum. Ver onları da. Fikret Bey. Ha, saniye. Bunları böyle bırakayım mı? Bırak saniye, şöyle köşeye bırak da. Bak bunlara dikkat edin, etler ezilmesin değil mi? Tamam. Çatal bıçak falan koydunuz değil mi her şeyi? Hazır her şey tam tekmil. Tamam, hadi kapatıyorum. Sen pikniğe gidiyorsun. Biz geldik. Oğlum, hazır mısın pikniğe? Aman efendim, bu ne yakışıklık Adnan Bey. Fikret amcası Adnan soruyor, salıncak kuracak mı? Fikret amcam bana dedi. Salıncaksız piknik olmaz. Yapacağız tabii. Top da oynayacağız değil mi Adnan? Evet. Kardeşlerini de sallayacaksın değil mi anneciğim? Pikniğe gidiyoruz. Piknik yapacağız biz. Yavaş basamak var Haminem. Yavaş. Bir tane daha. Yavaş. Gel Haminem. Ay ben kardeşimin Mustafa'nın yanına oturacağım. Kardeş sanıyor. Tabii. Kardeşinden ayrılmayalım Haminne'yi. Kapatıyorum. Kahvelerimiz geldi. Ellerine sağlık canım. Yalnız lokum kalmamış Betül. Alırım ben. Onu diyecektim ben de, sen gelirken çarşıdan alırsın. Ay. Nereye gidiyor bunlar böyle cümbür cemaat? Pikniğe. Pikniğe mi? Nereden çıkmış şimdi piknik? Ay ne bileyim anne ben. Niye pikniğe gidiyorsunuz diye soracak halim yok herhalde. Saniyem, konak sana emanet. Sen hiç merak etme. Lütfi ablacığım, benim arabayla gidelim mi? Olur, nasıl istersen. Ne oldu? Çocuklar. Şenurlar geliyor. Ben tamamen unuttum. Ne oldu? Neyi unuttun? Bugün benim Şenurlarla festival için toplantım vardı. Tamam. Sen söylersin, bugün işimiz var, yarın gelin dersin. Olur mu evladım öyle şey? Hem çağırdım hem yolladım. Aa, ne ayıp şey. Başka zaman gideriz. Hayır, olur mu? Haminem, çocuklar hazırlandınız. Siz gidin. Ben işim bitince giderim, araba var nasıl olsa evladım. İyi madem. O zaman. Peki. Neyse, tamam o zaman. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle alayım sizi. Buyurun, ay çok şıksınız. Hadi kazasız belasız.
Ay Beykoz çayırını çok severim, pek severim ben. Bayramda panayır kurulunca yine gelelim eme. Hem kağıt elma da yeriz o zaman. Ay çok güzel. Geliriz annem, yine geliriz. Al bakalım. Ay, ay bebeler. Ben annelerim. Ay, ay bir dahaki sefere Göksu'ya gidelim. Abdi Paşa çok sever orayı, çok sever. Gideriz aminem, her yere gideriz. Ben salata yapmaya başlayayım mı? Önce ben bir mangalı yakayım. Zaten salatayı 5 dakikada yaparız etler pişerken, olur mu? Tamam. Salıncak nerede? Salıncak nerede? Salıncak daha yok, kuracağız onu. Hadi gel ipi alalım, gel yardım et. Tamam git şimdi, olsun. Olsun, tut bakalım. Aminem. İkimiz burada. Gel bakalım. Oh aminem, rahatsın değil mi? Birbirine dolanmış bunlar. Tut ipten. Tut, tut, tut. Bütün gücümüzle ipi atıyoruz, tamam mı? Annesi, bak büyümüş de Adnan. Salıncak kuruyormuş, görüyor musun? Aa. Anneciğim, salıncak mı kuruyor benim oğlum? Hadi tut, 1, 2, 3 fırlat. Aferin anneme benim, aferin oğluma. Aferin sana. Aferin. İşte bu. Aferin sana, aferin. Çekilin yoldan geliyor Batman. Dü 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 dü. Aman aman kaza olmasın. Ay. Kaza yaptı. Aminle nasıl mutlu baksana. Fikret. Ya. Yeah. Ay ben bu bebekleri çok seviyorum. Çok çok. O da seni çok seviyor Aminlem. Annem. Acıktın mı anneciğim? Acıktım. Yiyeceğiz şimdi anneciğim, hemen yiyeceğiz. Adnancığım çok az kaldı, hemen pişiyor. Züleyha nasıl seversin, az pişmiş mi, çok pişmiş mi? Orta seviyorum ama yani içi biraz yumuşak olsun ama çıtır olsun dışı. Olabilirse tabii. Züleyha Hanım, çıtayı bayağı yüksekte tutuyorsunuz bakıyorum. Sen nasıl seversin salatayı? Soğanlı, soğansız. Tabii ki soğanlı, salata soğansız olmaz. Ama acı değil, tatlı soğan olacak. Zarların hepsi alınacak, bir de böyle küp küp doğranacak ama çok büyük ya da çok küçük değil. Mümkünse şu kadar olacak. Yani tabii mümkünse. Vallahi Fikret Bey, sizin de çıtanız pek bir aşağıda değilmiş. Yapabilirim inşallah. Evet. Etler olmak üzere. Züleyha bir bakar mısın? Ah bakayım. Bak bakalım nasıl mesela? Tam istediğin gibi olmuş mu? İçi yumuşak, dışı kıtır kıtır, yanında çıtır çıtır mıydı? Neydi? Bak bu olmuş mesela. Heh, tamam. Etlerimiz hazır. Acıkanları el kaldırsın. Burada Züleyha, burada Züleyha. Kadın resmen kabusum oldu ya. Her yerde karşıma çıkıyor. Söylen kızım. Sen böyle kendi kendine söylen dur. Fikret belki duyar da koşa koşa gelir, ayaklarına kapanır senin. Allah aşkına anne. Ne olursun başlama, zaten sinirim bozuk. Ben sana dedim ama değil mi? Sen bu kafayla gidersen Fikret'i de kaybedeceksin diye dedim ben sana. Ay yeter. Yetmez. Fikret Züleyha ile pikniklerde fink atsın, sen böyle kös kös otur. Ne yapayım anne? Ha? Söyle bana ne yapayım? Siz beni çağırmadınız ama ben yüzsüzlük edip peşinize takıldım. Buradayım mı diyeceğim? Ne diyeceğim, ne yapacağım? Vallahi pikniğe mi gidersin, ne yaparsın bilmem. Ama bir şey yapmak zorundasın.
Yoksa Fikret de, Fekeli'nin koskoca serveti de elimizden kuş gibi uçup gidecek. Senin kaybedecek bir dakikan bile yok Betül. Anladın mı? Ya şimdi ya hiç. Ona göre. Vallahi karınları doyunca nasıl uyudular? Şöyle silelim ağzımızı da. Annem, yedin mi annem? Sevdin mi etini, ha? Hı hı. Oh, annesinin bir tanesi. O zaman bir parça daha veriyorum annesi. Vallahi olur. Ben hiç Adnan'ı böyle yemek yerken görmedim çünkü. Açık hava acıktırmıştır. Al bakalım. Hop, geldi geldi, uçak geldi. Hoppa. Aminnem. Sen de bir parça daha ister misin? Ay, isterim isterim. Ama ekmeğin arasına koy da ver Beşir Efendi. Beşir Efendi kim Haminem? Aa, Abdi Paşa'nın aşçısı. Aman sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ay. Hakikaten Züleyha, sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ne bileyim ben canım? Buyurun Haminem. Aşçı başı Beşir Efendi emrinize amade. Hadi bakalım Haminem. Oh. Aferin Haminem. Züleyha bu arada salata şahane olmuş. Beğendin mi? Afiyet olsun. Bayıldım bayıldım. Salatayı uzatır mısın? Ekmek var hocam. Çamandıra mı yapacaksın? Ya sever misin? Bayılırım. Hadi o zaman. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım, hoş bulduk. Ay. Hoş bulduk. Ay. Ay. Piknik yaptık, piknik. Yedik, içtik. Sefamız olsun, sefamız olsun. Çok eğlendik vallahi. Sen niye gelmedin ablacığım? Keşke sen de gelseydin. Çocuklar geç gittiler hanımlar. Baktım birazdan hava kararacak dedim. Hani geç oldu. Bir daha sefere gideriz canım. Allah Allah. Neyse artık. Hayır ne patladı, ne patladı. Sahi mi? Atladı valla. Valla zıp zıp zıpladı, yerinde durmadı Haminem. Oy maşallah. Kusuna bak, sen hepimizden daha gençmişsin ya. tabii eski toprak kızım. Oo. İp de atlar, top da oynar. Hadi bakalım. Hay hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi girelim içeri. Lütfiyem, Lütfiyem alsana Kerim Ali. Ver. Uykus. Aa, niye Fikret? İçeri girelim. Ben gideyim. Bir çay içelim, öyle gidersin. Çırçır'a gideceğim Züleyha. Şimdi yükleme var, bir kontrol edeyim işçileri. Ha tamam. Tamam çocuğum, hadi git sen. İşinin başına bir git, bir kola çay et bakalım. Değil mi? Hadi. Teşekkür ederiz Fikret. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Çok iyi geldin. Ne demek? Benim için de çok güzel bir gündü. Böyle bir güne ihtiyacımız varmış demek. Ama yani moraya o kadar çok anlattınız ki. Vallahi imrendim. Bak bir daha sefere ben de geleceğim. Kim gelirse gelsin. Tamam. Birlikte de gideriz. Tamam. Hadi yavrum. Güle güle. Selametle. Oy kuzular kuzular. Oy kuzular kuzular. Bakalım. Fikret. Betül. Çok acil konuşmamız lazım. Benim şimdi Çırçır'a gitmem gerekiyor. İstersen sonra da konuşalım. Fikret hayat memat meselesi. Ne oldu? Züleyha şimdilik duymasın ama olur mu? Tamam Betül söyle.
biri Mersin'deki bir otele giriş yapmış. Biri derken? Hakan Gümüşoğlu ismiyle. Neler diyorsun sen Betül? Mertor Otel'den ihbar geldi bana. Evet. Şimdi gidip bakacağım işte Mersin'e. İhbar asılsızsa... Bir dakika. Şimdi Hakan Gümüşoğlu Mersin'de bir otelde mi kalıyor? Doğru mu anladım? Evet, bana gelen ihbar o yönde. O yüzden diyorum ki ben gidip bir bakayım, sana haber veririm. Asılsızsa hiç Züleyha'yı endişelendirmeyiz. Betül, birlikte gidiyoruz. Hadi atla. Otelde kaldığından emin misin? Bilmiyorum Fikret. Yani bana öyle ihbar geldi. Ama asılsız da olabilir. Bilgi kimden geldi? Otel personelinden. Peki niye Züleyha'yı aramamış da seni aramış? Ben her yere haber verdim çünkü. Bir şey gören, duyan eden olursa mutlaka bana bildirin diye. Otellere, kalınacak yerlere, her yerle irtibat halindeyim. Tembihledin. Mersin'de her yeri. Sadece Mersin değil Fikret. Antakya, Hatay, Tarsus, İskenderun, civardaki kazalar, köyler. Hepsiyle iletişim halindeyim. Bir haber bekliyorum. Peki bu kadar yerle irtibata geçmek nereden geldi aklına? Açıkçası Züleyha getirdi bunu aklıma. Biliyorsun sürekli diyor ki bu adam yakınlarda bir yerde, Çukurova'da. Düşündüm ki eğer gerçekten öyleyse Ergeç bir açık verecek. Yani bu adamın bir yerde uyuması gerekiyor, yemek yemesi gerekiyor. Öyle de oldu zaten. Peki oteldeki gerçekten Hakan Gümüşoğlu'ysa ne yapacağız Fikret? Çünkü bu adam tehlikeli birine benziyor belli ki. Baget tercih ederseniz bunu önerebilirim. 0.9 karat pırlanta. Başka? Damla kesim. 1.1 karat pırlanta. Yani bana daha eşsiz bir şey lazım. Bu nedir? İstanbul'dan, Kapalı Çarşı'dan meşhur Arşak Usta'nın eseri. 2 karat pırlanta. Taşı Antwerp'ten özel olarak getirildi. Loop clean. Kusursuz, lekesiz. Bu modelden sadece 2 tane üretildi. Birisi bu, diğeri armatör Onassis'in kızında. Betül, emin misin? Hakan Gümüşoğlu burada mı kalıyor şimdi? Fikret, öyle dediler işte. Bu adam zengin değil miydi? Niye böyle bir yerde kalsın ki? Ya bu adamı Çukurova'da herkes tanıyor. İsmini bilmiyor mu? Öyle ulu orta bir yerde kalsa dikkat çekerdi. Saklanmaya, gizlenmeye çalışıyor herhalde. Niye kendi ismine giriş yaptı o zaman? Gizlenmek istese sahte hüviyet kullanırdı. Haksız mıyım? Yok, haklısın aslında. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Anlayacağız. Hele bir bulup yakasına yapışayım. Her şeyi anlayacağız. Fikret dur. Dur, gitme hemen. Ne oldu? Ya tuzaksa? Ya adam bizi buraya çekmek için ismini kullandıysa? Acaba diyorum ki ondan Çetinlere mi haber versek onların... Betül. Ben bu herifi bulmaya ilk defa bu kadar yaklaştım. Oyalan vakit kaybedemem. Tuzak kurduysa kurdu. Elinden geleni ardına koymasın. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Hoş gelmişsiniz. Oda mı lazım abi? Oda lazımsa boş yerimiz yok. 2-3 saate kadar anca olur. Yok, oda lazım değil. Hakan Gümüşoğlu ile görüşeceğiz. Burada kalıyor değil mi? Niye soruyorsunuz? Sen ne yapacaksın niye sorduğumu? Kalıyor mu kalmıyor mu? Müşteri hakkında bilgi vermiyoruz. Birader. Beyefendi. Bakın, ben Hakan Gümüşoğlu'nun teyzesinin kızıyım.
Mersin'e geldiğini söyledi. Biz de onu görmek istiyoruz. Lütfen bize yardımcı olun. İnanın cenazesi oldu 3 sene önce. Annesi vefat etti. Onu bile görmeye gidemedik. Söyleyin lütfen hangi odada kalıyor? 310 numara. Çok sağ olun. Şu an odada mı? Anahtarı yok. Dışarı çıktığımı bilmiyorum. İyi, biz bir gidip bakalım. Durun durun. Bekleyin, ben bakarım. Biz bakalım birader. Sürpriz yapacağız. Gel gel. Betül, sen burada bekle, ben bir bakayım. Olmaz Fikret. Ben de geleceğim seninle. Betül, lütfen bekle. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Önemli değil. Beraber başladık bu işi. Beraber bitirelim bunu. Gel Betül, kimse yok. Nasıl kimse yok? Gitmiş mi, kaçırdık mı yani adamı? Bence kaçırmadık. Eşyaları burada. Bilmem kaç yüz liralık gömleği var. 30 kuruşluk köhne otelde kalıyor. Bir de otele kendi ismiyle giriş yapmış açık açık. Ne işler çeviriyorsun Hakan Gümüşoğlu? Ne yapacağız peki şimdi Fikret? Bekleyeceğiz gelene kadar. Beşir Efendi etleri ne güzel pişiriyor. Lokum gibi lokum. Yine yapsın, yine yapsın. Söyleriz, yine yapar Hamine. Hadi son. Tamam, peki. İyi akşamlar. Aa Mehmet, hoş geldin. Hoş bulduk Azize Hanım. Nasılsınız? Ay, ay dokunma bana, dokunma bana. Aa, kim bu adam? Neden geldi bizim evimize? Haminem, Abdi Paşa'ya. Ha, Abdi Paşa kim? Bu kim? Ay kendini Abdi Paşa sanıyor, deli mi ne? Yani burada çay içmiştik Azize Hanım, hatırlarsanız Mah Beyker'le birlikte. Ay Mah Beyker kim? Ha, kim Mah Beyker? Nasıl girdin sen bu eve? Nasıl çıkaracağız şimdi bunu bu evden? Abdi Paşa'ya haber verin, asker göndersin. Aminem, yabancı değil o Mehmet Bey. Ortağımız yabancı değil. Senin paşalık buraya kadarmış. Evet, tezkereyi çabuk verdi Azize Hanım bize. Çocuklar uyudu hanım ağam. Hah Bahar'cığım, çok teşekkür ederim. Kahve içer miyiz? Konuşmaya gelmiştim seninle. Tamam. Bahar, o zaman Hamine'yi odasına götürelim mi? Gel Hamine. Ay gidelim.
Gidelim. Aman kapıyı açık bırakma. Bak deliler eve giriyor. Tamam, ay, kapatırız. Tamam. Ne konuşacağız? Dışarıda konuşalım mı? Benim için çok önemli. Çalışma odasına gidelim istersen. Daha rahat konuşuruz. Lütfen. Teşekkür ederim. Burada mı konuşacağız? Hadi gel, bir şeyler yiyelim. Hoş geldiniz efendim. Buyur. Buyurun Mehmet Bey, yeriniz burası. Mersi. Neden kimse yok? Baş başa olalım istedim. Ne konuşacağız? Konuşuruz. Yemeğimizi yiyelim. Teşekkürler. Ne içelim? Burası çok sıcak oldu sanki Fikret. Camı mı açsak, ne yapsak? Olmaz Betül. Şimdi dışarıda pencerenin açık olduğunu görürse şüphelenip kaçabilir. Doğru söylüyorsun. Fikret kaç kere baktık adamın eşyalarına. Dişe dokunur bir şey yok işte. Tamam, kıyafetlerine bakıyorum. Belki cebinde fotoğrafı falan çıkar. Neye benzediğini anlarız en azından. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada böyle? Hakan gelene kadar. İyi de ya adam gelmezse? Ya çoktan kaçtıysa Çukurova'dan? Betül eşyaları burada. Er ya da geç gelecek. Aç kapıyı polis! Açmazsan kıracağım! Kırın kokteylim! Kızımı kaçırdı bu namusu! Açın kapıyı! Selma! Çık anneciğim dışarı! Açın kapıyı! Korkma! Selma! Açın kapıyı! Polis dedi galiba. Senin suratına ır düşmanı. Sadık Kayaoğlu, kız kaçırma suçundan hakkınızda şikayet var. Karakola gideceğiz. Hadi. Ben kaçırmadım komiserim. Kendi rızasıyla geldi. Yalan söylüyor ahlaksız herif. Durun bayan. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi durun lütfen. Komiserim lütfen durun. Hanımefendi durun lütfen. Hanımefendi lütfen. Lütfen. Sadık bir suçu yok mu affedin? Hanımefendi lütfen, lütfen. Bırak beni. Lütfen. Hanımefendi durun. Durun polisi. Hanımefendi. Durun. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi. Bırak beni. Durun. Lütfen. Hanımefendi lütfen. Gel benimle. Lütfen durun. Hanımefendi. Buyurun affedin. Teşekkürler. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağlığımıza. Barajın orada yeni yapacağımız inşaat bayağı alaka görüyormuş. İnşaat biraz ilerlesin.
pazarlama faaliyetlerine başlarız değil mi? Başlarız. Bir de sanayi odası seçimleri başlayacak şimdi. Samet Bey geldi geçen gün. Aday olmak istediğini söyledim. Sorun değil dedim benim için. Süleyha. Mehmet, ne yapıyorsun? Bunu sana nerede nasıl söyleyeceğimi gerçekten çok düşündüm. Ama bulamadım. En iyisi sana doğrudan söylemek. Çünkü başka çaresi yok. Ben sana aşık oldum Süleyha. Aşık oldum.